bir araç İstanbul'dan Ankara'ya 500 km yol alarak 5 saatte ulaşıyor. Bu sürede aracın yer değiştirmesinin büyüklüğü 300 km'dir. Aracın İstanbul ile Ankara arasındaki ortalama sürati ve ortalama hızının büyüklüğü kaç km bölü saattir? Evet arkadaşlar hemen ortalama sürat eşittir toplam alınan yol bölü zaman. Buradan işlemimize devam edersek arkadaşlar aracımız toplam 500 kilometre yol almış. Ne kadar zamanda? 5 saatte. O halde ortalama sürati 100 kilometre bölü saat olarak buluruz. Aynı şekilde arkadaşlar ortalama hız bulunurken de toplam yer değiştirme bölü bu yer değiştirme için geçen zaman arkadaşlar. Aracın yer değiştirmesi bize 300 km olarak verilmiş. Bunu 5 saatte yaptığından dolayı bunu da 60 km bölü saat olarak buluruz. O halde doğru cevabımız değişik olur. Bir araç ortalama 80 km bölü saat süratle 320 km yol alarak Trabzon'dan Samsun'a ulaşıyor. Bu sürede aracın yer değiştirmesinin büyüklüğü 240 kilometredir. Bu aracın ortalama hızının büyüklüğü kaç kilometre bölü saattir? Arkadaşlar ortalama sürati bize 80 olarak verilmiş. Ortalama sürat toplam alınan yol yani 320 bölü geçen zamandan bulunur. Burada zamanı da t ile gösterirsek işlemi yaptığımızda t ile 80'in yerlerini değiştirdiğimizde 320 bölü 80 yani bunları da böldüğümüzde bu hareketin 4 saatte gerçekleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Ortalama hız ise toplam yer değiştirme yani bunu şöyle delta x bölü arkadaşlar şu sembol toplam sembolüdür. Bölü toplam zaman diyoruz. O halde yer değiştirmeyi bize 240 kilometre olarak vermiş. 240'ı toplam zaman olan dörde 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Burada bölme işlemini yaptığımızda 60 km bölü saat değerini bulmuş oluruz. Demek ki aracın ortalama hızının büyüklüğü 60 km bölü saattir. Doğrusal bir yolda 10 metre bölü saniye ve 30 metre bölü saniye sabit hızlarla aynı noktadan aynı yönde ve aynı yöne doğru harekete başlayan iki araç arasındaki uzaklık kaç saniye sonra 600 metre olur. Şimdi burada bakın öncelikli olarak birinci aracımız neyle gidiyormuş? 10 metre bölü saniye ile. İkinci aracımız neyle gidiyormuş? 30 metre bölü saniye ile. Aralarındaki uzaklığın diyor kaç saniye sonra 600 metre olur diyor. Burada yapacağımız işlem çok basit. Aynı yönlü ve aynı doğrultuda hareket eden araçlar için bir tanesini sıfır kabul edin. Bakın bunu sıfır kabul ettiğimizde 30'dan çıkartmamız gerekir. 10 metre bölü saniye. O zaman buradaki hız ne olur? 20 metre bölü saniye olur. Bu aracı durgun kabul ederiz. Burası durgundur. Bu sefer 20 metre bölü saniye ile 600 metreyi kaç saniyede alır ona bakacağız. Şurası 600 metre. Eşittir. 20 ile kaç saniyede alacak? Buna göre t ne gelir buradan? Bakın sıfırlar sadeleşti. 60 bölü 2 bize 30 saniye verir. Cevabımız B seçeneğidir. Aralarında 800 metre uzaklık bulunan iki araç düz bir yolda birbirine doğru sırasıyla 20 metre bölü saniye ve 30 metre bölü saniye büyüklüğünde hızlarla hareket ediyor. 10 saniye sonra araçlar arasındaki uzaklık kaç metre olur? Evet arkadaşlar iki tane aracımız var. Birinin hızı 20 metre bölü saniye. Diğerinin hızı ise 30 metre bölü saniye ve aralarında toplam 800 metre uzaklık var. Bunlar arkadaşlar 10 saniye sonra hızı 20 olan araç toplam hız çarpı zamandan 200 metre yol almış olur. Hızı 30 olan araç ise toplam hız çarpı zamandan 300 metre yol almış olur. Bu araçlar birbirine toplam 500 metre yaklaşmış olur o halde 500'den ilk durumda aralarında 800 metre mesafe vardı. 500'ü 800 metreden çıkardığımızda aralarında 300 metre uzaklık kalır. K noktasından sabit büyüklükteki süratlerle aynı anda harekete geçen A ve B araçları şekilde gösterilen yolları izleyerek L noktasında karşılaşıyor. Buna göre A aracının aldığı yol B aracının aldığı yoldan küçüktür. Evet arkadaşlar. A'nın aldığı yol şurada göstermiş olduğumuz mavi çizgiyle gösterdiğimiz yayın uzunluğu kadardır. B'nin aldığı yol ise görüldüğü gibi bunun tam 3 katına eşittir. Evet şöyle yaptığımızda arkadaşlar bunun 3 katına eşit olduğunu görürüz. Demek ki A'nın aldığı yol daha azdır. 2'ye bakıyoruz. A aracının yeri değiştirmesi. B aracının yeri değiştirmesinden küçüktür. Arkadaşlar yeri değiştirmeyi bulurken ilk konumu son konuma birleştiriyoruz. A aracı da K'dan L'ye yeri değiştirmiş. B aracı da sonuçta A'dan pardon K'dan L'ye yeri değiştirmiş. Demek ki bu iki aracın yeri değiştirmeleri eşittir. Üçüncü ifadeye baktığımızda A aracının ortalama hızı B aracının ortalama hızına eşittir. Arkadaşlar ortalama hız Yer değiştirme bölü zamandan bulunur. Bu iki aracın yer değiştirmeleri eşit. Ve bunlar karşılaştıklarına göre zamanlar da eşittir. O halde her iki aracında delta x bölü t yani yer değiştirme bölü zamanları ya da ortalama hızları eşittir. K noktasından harekete geçen bir araç. KL noktaları arasında 10 saniyede. LM noktaları arasında 20 saniyede geçiyor aracın KM noktaları arasındaki ortalama sürati kaç metre bölü saniyedir? Evet arkadaşlar ortalama sürati bulurken toplam alınan yolu toplam zamana bölüyoruz. Yani bunun aldığı yol KL artı LM kadardır. Bunun için KL'yi alma süresine TKL, LM'yi alma süresine de TLM dersek işlemimize devam ediyoruz. KL yolunun uzunluğu 400 metre. LM yolunun uzunluğu 200 metre. KL arasını 10 saniyede, LM arasında 20 saniyede geçmiş. O halde 600 bölü 30 değerini bulmuş olduk. Buradan sıfırları sadeleştirip 60'ı 3'e böldüğümüzde 20 metre bölü saniye değerini bulmuş oluruz. Bir taksi şoförü aracının kilometre göstergesini sıfırlayarak işe çıkıyor. Şoför akşam vakti aracını evinin önüne park ettiğinde bu gösterge 120 kilometre değerini gösteriyor. 120 kilometre değeri şoförün hareketine ait hangi niceliği gösterir? Arkadaşlar taksi şoförü evinden çıkmış, akşama kadar çalışmış, dolaşmış böyle ve sonuçta yine evine geri dönmüş. Demek ki arkadaşlar bu şekilde taksi şoförü toplam 120 kilometre yol almıştır. Bu değer bize aracın aldığı yolu gösterir. Doğru cevabımız B'dir düz bir yolda hareket eden iki otomobilin ön panelindeki göstergeler 80 km bölü saat değerleri gösteriyor. Bu göstergelerin ikisi de doğru çalıştığına göre bu iki otomobilin birim zamandaki yer değiştirmeleri, iki birim zamanda aldıkları yollar, üç hareket yönleri. Niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşittir? Arkadaşlar iki aracın hareket yönünü bilmiyoruz. Eğer bunlar birbirine doğru hareket ediyorsa Birim zamandaki yer değiştirmeleri birbirine eşit olmaz. Çünkü yer değiştirme vektörel büyüklüktür. Bu iki vektör birbiriyle ters yönlü ise eğer bunlara eşit vektör diyemeyiz. Birim zamanda aldıkları yollar. Arkadaşlar birim zamanda alınan yol her ikisinde de örneğin bir saatte 80 km yol alınıyor. O halde birim zamanda aldıkları yollar yani süratleri olmuş oluyor bu. Bu eşittir. Hareket yönleri birin e, biri açıklarken hareket yönlerinin aynı olamayabileceğini ifade etmiştik Dolayısıyla hareket yönlerinin de aynı olduğunu söyleyemeyiz O halde kesin doğru olan bu iki araçın e, birim zamanda aldıkları yolların eşit olduğudur Düz bir yolda hareket eden otomobilin ve kamyonun konumları ve süratleri şekildeki gibidir Buna göre kaç saniye sonra otomobil kamyona yetişir Arkadaşlar ee, baktığımızda bu iki aracın arasında toplam 150 metre mesafe var. Otomobil 30 metre bölü saniye hızla, yani saniyede 30 metre hareket ediyor. Kamyon ise saniyede 20 metre hareket ediyor. O halde otomobil kamyona saniyede 10 metre yaklaşmış olur. Bu iki araç arasındaki mesafe ise 150 metre. Demek ki buradaki T süresini bulurken, aradaki mesafeyi bunların hız farkı olan şöyle açık açık yazalım 30 eksi 20 diye 150 bölü 10 15 saniye sonra otomobil kamyona yetişmiş olur. Aynı yönde sabit büyüklükteki VK, VL, VM hızlarıyla hareket eden K otomobilinin, L otobüsünün ve M tırının T1 anındaki konumları şekil 1'deki gibi Şekil 1'deki gibidir. Araçların T2 konumları şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre bu hızların büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar baktığımızda ilk durumda en e, K aracıyla e, L aracının arasında bir mesafe var. Bunlar aynı hizaya gelmiş. Demek ki K'nın hızı L'ninkinden daha büyüktür. Aynı şekilde M aracıyla L aracının arasında bir mesafe var. Demek ki M L'den de daha büyük olmalıdır. Bu şekilde arkadaşlar e, K ve M'ye baktığımızda K'nın sonucu M'nin sonucundan daha geri. Demek ki K'nın hızı da M'nin hızından daha büyüktür. O halde bunları birleştirdiğimizde VK büyük, VM büyük, VL ilişkisini elde ederiz.